Merhaba kıymetli izleyiciler. Bir Türkiye mezunlarından hatıralar programıyla tekrar beraberiz. Uluslararası Mezunlar Derneği TÜMET ve KİSA yani Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği'nin birlikte hazırladığı bu programın bu akşamki konukları Libya'dan Malik Benabo ve Bosna Hersek'ten Djevat Bozadia. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her zamanki gibi öncelikle konuklarımı tanıyarak başlamak istiyorum. Malik, öncelikle seni tanıyalım. Merhabalar, adım Malik. Libyalıyım, Trablus'ta yaşıyorum. 2014-2020 arasında Kocaeli Üniversitesi'nde Enerji Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kısaca olarak. Ne zaman döndün Libya'ya? Libya'ya geçen yıl Temmuz ayında geri döndüm Libya'ya. Şu anda TİKA'da görev yapıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bizde çiçeği burnunda derler. Sen de çiçeği burnunda mezunlarımızdansın. Daha bir yıl olmuş. Eyvallah, sağ olun. Şimdi Bosna Hersek'e dönüp Cevat Bey'i tanıyalım. Buyurun Cevat Bey, söz sizde. Adım biraz önce söylediğim gibi Cevat Bozalıya. Bosna Hersek'liyim. 2006'da İstanbul'a gittik. Daha sonra 2007 gibi Selçuk Üniversitesi'yi kazandık ve Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden mezun oldum. Şu anda ne zaman döndüm Bosna'ya? 2011 gibi Bosna'ya döndüm ve o zamandan beri belediyede çalışıyorum. 2011 yılında mezun oldunuz ve o zamandan beri belediyede. Evet. Kısa bir süre Cengiz İşat'ta çalıştım. Eyvallah. Şimdi tekrar sizden devam ediyorum. Bize kısaca Bosna hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Bosna Hersek'teki durumu politikadan uzak anlatmak mümkün değil bence. Çünkü Bosna Hersek'te böyle bir sistem dünyada hiçbir yerde yok. Bir devlet üç halktan oluşuyor. Hani Müslümanlar, Hristiyanlar, Ortodokslar, Sırp, Boşnak ve Hırvat. Bosna Hersek iki bölge olarak iki bölgeden oluşuyor. Sırp bölgesi ve Federasyon bölgesi. Daha sonra Federasyon bölgesinden 10 kanton var. Kanton da tamamen bir ülke gibi gözüküyor. Ve ilerlemek için hani Boşnaklar bir şey söyler. Hani bunu yapmak istiyoruz, bu proje yapmak istiyoruz. İlerlemek için Sırplar diyor. Aa, bu belki de Müslümanlara sadece bir yardım dokunabilir. Biz bunu istemiyoruz. Ve o şekilde hani deli gibi söyleyebilirim. Savaştan sonra yaşıyoruz bu ülke. 10 tane kanton, yani bu ne demek oluyor? 10 tane farklı yönetim mi oluyor sizin Bosna Hersek'te? Yani o kantondaki yönetim tamamen full. Bakan var, başbakan var, bakanlıklar var. Vesaire. Saraybosna yani, kantonu. Bosna'da 3 tane cumhurbaşkanı var. Evet, 3 tane cumhurbaşkanı var. Ve her konuda, her üçü de imza atması gerekiyor. Yani üçü anlaşmadan? Anlaşma yoksa iş de yok. Evet, Sayın Seyircan, bu şöyle. Bosna Hersek eğer bir ülke hakkında bir karar verdiyse, bir oylama yaptıysa Sırp, Hırvat ve Boşnak Cumhurbaşkanı'nın üçünün de aynı fikirde olması lazım. Bir tanesi bile aksi yönde olursa ya nötr kalıyorlar ya da olumsuz oluyor. Olumsuz oluyor. O yüzden yani. Bosna Hersek birçok oylamada, ülke oylamasından nötr olarak kalıyor maalesef. Hani böyle de düşünebilirsiniz. Örnek vereyim. Bir yol yapılacak. Hani Boşnaklar diyor bu bölgeden bu yol geçsin. Hani bizim koylar, başka şehirler bu yolu kullansın. Sırplar diyor yok, Sırplar orada yok. Oraya para harcamayız. Böyle olsun. Tamam, anlaşırlar bir şekilde şöyle yapacağız. Daha sonra kimin şirket yapacak bu? Boşnak şirketi mi, Sırp şirketi mi? Yani zor. Birini açsan diğeri başlıyor, birini açsan diğeri başlıyor. Cidden, evet. Hep öyle. Nüfus kaçtı? Nüfusu 3 milyondan fazla biraz ama Müslüman 2 milyon gibi. Ne, 2 milyon? 2 milyon Müslüman ama Bosna Hersek hani Hırvat ve... Toplamda 4 milyon. 4'e yakın. Yani. 4'e yakın, 3.8 milyon falan. Hani tam sayı söylemek mümkün değil çünkü her sene Bosna Hersek'ten
30 bin genç Avrupa'ya doğru gidiyor. Maalesef bu da ayrı bir konu. Bunu ayrı olarak inşallah başka bugün üzerinden geçeriz. Son sorum Bosna ve Hersek. Ne demek? Bosnalılar ve Hersekler siz nasıl ayırıyorsunuz? Bölge olarak eskiden bölge olarak var. Değil mi? Biz de hani evet. Türkiye'deki İstanbul'da bulunduğun Anadolu Avrupa yakası gibi mi oluyor? Yani aynı. Asya. Yani Mostar tarafı Hersek tarafı, Bosna tarafı Saraybosna ve kuzeye doğru giderken Bosna diyoruz. Eskiden öyle kaldı. Hersek bölgesi, Bosna bölgesi bir ülke oluştu ve Bosna Hersek adı olarak. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi maliye dönüyorum. Evet. Son zamanlarda gündemde olan bir ülke Libya. Libya'dan evet. Kısaca bahsedeceğiz ama nasıl kısa bahsedilir bilmiyorum. Şöyle söyleyelim. Devrimden önce 42 yıl yaklaşık tek adam yönetiyordu. Normal olarak o zaman da bir milletvekilleri diye bir şey yoktu. Anayasalda da yok, seçimde de yok. 42 yıl diktatörlük sistemi oluştuğu için devrimden sonra şu ana kadar hala yaşatıyoruz aynı sorunları. Eskiden sistem düzeni olmadığı için şu ana kadar da yeni hükümette yeni anayasal, yeni sistemin oluşturmasını gayret gösteriyorlar şu ana kadar. Libya'da, Kuzey Afrika'da bulunan bir ülke. Komşu ülke olarak yaklaşık bir 6 ülke var. Mısır, Sudan, Çad, Nijer, Cezayir ve Tunus var. Libya'nın alanı yaklaşık 1 milyon 800 bin kilometre kare. O da büyük bir alan. Nüfus olarak bahsedersek bir 6 milyon Libyalı var. Normalde çoğunluğu sahilde yaşıyorlar. Ülkenin çünkü %90'ı çöldan oluşuyor. %90 çöl ülkenin. Aynen. %10 sahil, %10 yeşillik yani dağlar gibi sahilde bulunduğu bölgeler uygun yani şey yaşama tarzı için. Genelde Libya'da şöyle diyebilirim. Millet olarak Araplardan, Berber, Tuarık ve Tabu'dan oluşuyor. Eyvallah. Peki Türkiye'yi seçmendeki sebep Malik neydi? Şöyle neden tercihleri çok fazla ama en uç onda gelen uç neden tercihleri şöyle söyleyeyim. İlk neden tercihimi Libya ve Türkiye yaklaşık 500 yıldan daha fazla dayanan bir dostluk ilişkisidir. İkinci sebep Libya'nın eğer bir araştırma yaparsak Libya'nın tarihi genel olarak Libya'nın en huzurlu ve istikrarlı dönemi Osmanlı idari altında yaşanmıştır. Çünkü Osmanlı devlet o zaman da Libya'nın gerekirse eğitim, sağlık ve refahı kalkınması için önem sermiştir. Ve bunun için bir oluşturdu yani bir sistem kurdu Libya'da. Bunun üçüncü sebebi şöyle söyleyeyim. Son yıllarda Türkiye yüksek öğretim eğitimi için yaklaşık 200 bin uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Bunun sebepleri Türkiye'nin eğitimi, kalitesi ve bilimsel araştırmaları ve kaynakları müsait olduğu için şu anda Afrika'dan, Orta Asya'dan, Balkan ülkelerden herkes Türkiye'yi artık tercih ediyor. Senin sebeplerinden biri de buydu. Hem yani eskiye dayanan, Osmanlı'ya dayanan bir geçmişimizin olması. Hem de sistem idari olarak da düzenli, en huzurlu idari sistemi gördüğümüz kadarıyla Osmanlı zamanında. Bunu zaten gerçek herkes görebilecek bir şey yani Libya'da. Bir de genel olarak tabii son yıllarda baktığımız olarak eğitim sektörü Türkiye çok gelişmiş bir ülkeye sayılır. Eyvallah, sizde Fizan diye bir bölge de var bizim zamanımızda. Tabii ki, onun bir atasözü var herhalde. Evet. Seni Fizan'a sürerim diye en uzak noktaydı Osmanlı'da o zamanlar. Aynen öyle. O yüzden sen eskiye dayanır deyince o geldi aklıma. Eyvallah. Hangi bölümü ve nerede okudun tekrar? Şöyle söyleyeyim. Ben enerji sistemler mühendisliğinden mezunum. Enerji sistemler. Tabii bu sektör Libya'da çok gelişmiş bir sektör değil. Şu anda dilden faydalanıyorum. Tabii Türkçe öğrendiğim için şu anda TİKA'da görev yapıyorum. TİKA'da görevlisiniz. Koordinatör asistan olarak sanırım. Aynen, koordinatör asistan olarak Libya'nın. Şimdi iki arkadaşımız arasında çok fark var. Bir tanesi Osmanlı'ya dönüyor dedi. Aslında Bosna Hersek'te. Aynen. Şöyle
özellikle Osmanlı'nın idari kadrosunda en fazla belki adam yetiştiren ülkelerin başında geliyor Bosna Hersek. Doğru mudur Cevat? Doğrudur. Sizde Vezirler Şehri var bir tane. Evet, Travnik. Evet. Osmanlı zamanında en fazla vezir çıkartan şehir. Doğru mudur? Yani vezirler şehri, vezirler o şehirde yani başkent olarak kullanmışlar. Eyvallah. Aslında bu iki mezun arkadaşımız. Mehmet Paşa Sokolovic'i unutmak doğru değil. Mutlaka. Bir de Gazi Hüseyin Bey var. Aynı yani. Eskilerden. Hani ama Mehmet Paşa Sokolovic şey diyorlar, tarihte o zamandaki padişah pek ilgilenmiyordu ülkeyle. Mehmet Paşa Sokolovic, Sokolu Mehmet Paşa, yani ülkeyi idare ediyordu. Eyvallah. Bunun tarihinde başka bir programda sadece Bosna'yı ya da sadece Libya'yı vererek sizin tarihinize daha fazla değinmemiz lazım. Tabii tabii. Aslında bu iki mezun arkadaşı karşılaştırarak çok farklı, hani az önce Malik dedi Türkiye çok eğitim yönünden gelişmiş bir ülke ama Malik 2014'te geldi. Bir de Cevat 2006'da gelmişti Türkiye'ye, Cevat 2005'te mi? Evet. Sen Türkiye'yi neden seçmiştin Cevat? Seni dinleyelim bir de. Bizim Bosnalılar, Müslümanlar olarak hani biraz önce söylemedim, bizim komşular Hırvat, Sırp, Karadağ. Yani bizim etrafımızda Müslümanlar pek fazla yok. Ve biz İslam'ı Osmanlı ile bulduk. Ve o bağ hiçbir zaman şey yok olmadı. Ben de böyle düşündüm. Eğer Türkiye'ye gidersem hani Bosna'ya olmayan ilmi, kültürü, gücü belki de bir şekilde Türkiye'den Bosna'ya getirebiliriz, yardım edebiliriz. Hani ilerlemek için. Hem de savaştan çıktık o zamanlarda. Ve Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye geldin. Yani seçtin, geldin Türkiye'ye. İstanbul'a indin. 2005 mi 2006 mı hatırlıyor musun, hangi yıl? 2006 gibi. Ya da 2005'in sonu diye hatırlıyorum ben. Yani öyle olabilir. Büyük ihtimal Eylül-Ekim gibi geldin. Evet, şimdi iki farkı şöyle başlayacağım. Malik, önce Cevat'a soruyorum. İstanbul'a geldin, indin uçaktan. Nasıldı? Kim karşıladı seni? Nasıl geçti İlk vakitlerin? Biz bir abimiz şeyde çalışıyordu. Konsoloslukta, Mostar'da çalışıyordu ve birkaç iyi öğrenci eğer Türkiye'ye gitmek isteyenler varsa ben yardımcı olabilirim. Hani gidebilirler burslu olarak. Belki de bu konu, bu konuşma için değil abi, bilmiyorum. Siz şöyle, karar verin. İstanbul'a indin, seni kim karşıladı? Ben onları merak ediyorum aslında. Türkiye'ye geldin, uçaktan İstanbul'a indin. Neyle karşılaştın? Neyle, zorluklar nelerdi? Bunu istiyorum senden açıkçası. Zorluklar her tarafta. Yani İHA Vakfı, Allah razı olsun sizden. Biz burslu olarak gittik İstanbul'a. İstanbul'a geldikten sonra biz ne yapacağız şimdi? Hani cemaate geldik. Hiçbir şey yok yani. Organize olarak hiçbir şey yok. İşte Tomer'e gideceksiniz dil öğrenmek için. Para ödenmesi lazım. O şekilde biz hazırlıklı gelmedik. Vesaire vesaire. Çok ikamet, onu da yapamadık. Yine de size başvurduk yardım için. O şekilde oldu biraz. Biraz zorluklar oldu, evet. Dil geldi. Şimdi sayın seyirciler, şöyle Cevat'la biz dediğim gibi eskiye dayanıyor tanışıklığımız. Siz benim size başvurduk dediğim önceden bir derneğimiz vardı. SADER'de o zamanlar 2004 yılında kuruldu. Oradan tanışıyor Cevat'la aslında. Orada biz yeni gelen arkadaşlara destek ve mihmandarlık yapıyorduk. Ben böyle seyirciler için açıklamış olayım Cevat. Hani sen size geldik deyince bilmeyebilirler. O SADER sonra Bağba Alem oldu. Sonra o Bağba Alem'den farklı illerde şubeler şeklinde ya da ne bileyim aynı dernek tarzında farklı illerde dernekler oluştu. Sonra bir federasyon oldu. UDEF oldu adı. Bütün dernekler UDEF'e bağlandı. Ve ardından TÜMET, Türkiye Mezunlar Derneği. Bu da bu kurumların içinden çıkan arkadaşların kurduğu Uluslararası Mezunlar Derneği oldu. Şimdi bu derneklerden bir tanesi Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ve TÜMET Mezunlar Derneği olarak ortaklaşa bu programı yapıyoruz.
O yüzden sana sormamın sebebi şuydu. Az önce Malik işte 200 bin öğrenci var dedi. Şu an yaklaşık 203 bin öğrenci. Senin zamanında daha azdı sayı. Yaklaşık 25 bin falandı sanırım Cevat'ın zamanında. Malik sen geldin İstanbul'a uçakla Evet. indin. Sen Şöyle söyleyeyim. Ben normalde babamla geldim. Babam 90'lardan beri Türkiye'ye geliyordu. Bir arkadaşları var işte İstanbul'da falan. Uğrayıp gidiyordu, onları soruyordu. Babamla geldim. İstanbul'da birkaç gün kaldı. Bir işleri vardı. Sonra Kocaeli'ye beraber geldik. İşte gittik Kocaeli otogar üzerinden. Yanlış hatırlamıyorsam işte bir yerde çarşıda indik. Orada bir yurt nerede olduğunu, bir yani üniversite nerede olduğunu anlatamıyorduk dilden dolayı. Sonra bir arkadaşla buluştuk yoldayken, bir yerde hayırseven bir arkadaş. Onu da bu yayından selamlarım olsun. Bu arkadaş işte yardımcı oldu, bayağı yardımcı oldu. Hatta onun kartından bastırdı otobüslara, otobüs için birkaç kere bastırdı. Yurta kadar götürdü bizi. Yerleştirmeye için yardımcı oldu. Ondan sonra bir daha göremedim bu arkadaş. Evet, öyle geçti yani. Şimdi senin zamanında, istediğin zaman ailende WhatsApp'tan, Facebook'tan ya da farklı teknolojik internet üzerinden konuşabiliyordun sanırım. Rahatça ailenin görüşebilmek için. Aynen, Doğru mu? rahatça. Aynen, zaten ailem nasıl söyleyeyim? Yani her yazın değil de bir aralara İstanbul'a geliyorlar. Tabii biliyorsunuz Libya ve Türkiye. Yaklaşık bir 2,5-3 saat olarak yani uçak. Yani bir ara sıra geliyorlardı. İşte İstanbul'da buluşuyordum onlara. Veya Türkçeyi de WhatsApp'tan. Kocaeli'nde mi Aynen. öğrendin? Kocaeli'nde öğrendim. Kocaeli Üniversitesi'nde. Orada Üniversitede bir hazırlık aynı. gördün, orada öğrendin. Türkçe hazırlığı, aynı. Türkçe hazırlığı gördük. Şimdi o yüzden ikinci kıyaslar, şimdi Cevat geldi, o daha üniversiteye yerleşmemiş, sınava girmemiş, Türkçe öğreniyor. İstanbul'da öğrendin, doğru mu Cevat sen Türkçeyi? Evet, öyle oldu. İlk bir Çok yıl iyi. sonra Konya'ya mı geçtin? Konya'yı kazandın. Evet. Konya'dan ilk... Biz yabancı sınava girdik Ankara'ya. Daha sonra puanlara göre avantajlar falan. İkiniz Selçuklu. de farklı yolla geldiniz. Sen burslu olarak geldin Malik. Direkt Evet, Türkiye bursları üniversitesi. üzerinde. Cevat da bir tane abisinin ya da hocasının tavsiyesiyle vesilesiyle diyeyim ben size. Kendi Evet. imkanına gelmiş. O da sınava kazandı. Cevat senin zamanında nasıl ailenle nasıl görüşüyordun? Şimdi senin zaman daha kameralı telefonlar daha yeni yeni Hiçbir çıkıyor. şey yok. Daha hiçbir şey yok. Facebook daha kurulmamış. Twitter yok. WhatsApp yok. İlk görüşmemiz Beyazıt'ten, çok iyi hatırlıyorum. Hani telefon kartı aldık Beyazıt'ten, o şey telefon kulübü var. Oradan aradık evi. O şekilde ilk konuşmalarımız oldu. Malik sana şöyle söyleyeyim, o zamanlar arkadaşlar hani Türkiye'deler, çoğunun kredi kartı yok. Doğru diyorsunuz. Kullandığı telefon kartları da kredi kartı gerekiyor içine para yüklemek için. Arkadaşlar biz Evet. kulübe gidiyorduk, aramaları yapıyorduk. Onlar ise görüşüyordu, görüntülü de değil yani, sadece sesini duyuyorlardı. O yüzden Zordu bu konuda biraz. şu anda çok şanslısınız. Aynen. Doğru mu Cevat? Başka var mıydı zorluklar böyle? Hatırlıyor musun? Şu Bizim andaki kıyasla daha şanslı arkadaşlar şu anda. tabii ki daha şanslı. biz hep zorluklardan geçtik maalesef öyle oldu ya. Gerçekten. Aslında Bosna'yı Türkiye yıllardır biliyor. Daha yakın hani Libya kadar belki yakın değiliz ama Bosnalı olmana rağmen karşılaştığın zorluklar oldu mu ilk geldiğinde Cevat? Sesiniz pek Yani iyi gelmedi dil sorudan. olsun, farklı durumlar olsun. Diyorum ki Bosnalı olarak geldin Türkiye. Biz Bosna her şeyi biliyoruz ama ilk geldiğinde karşılaştığın zorluklar oldu mu? Hani barınma olsun, dil olsun, Ya yönlendirme tamamen oldu. olsun, üniversitede. Tamamen oldu. Tamamen oldu. Kemal'le geziyorduk hani İstanbul'a geldiğimizde. İnsanlar bir şey konuşuyor ama orada ne kelime var, ne hiçbir şey yok. Öyle geldi bize o dil yani. Ama Yani Türkçe bilmiyorsun o zaman. hiç bir kelime bile Peki bilmiyorum derdin nasıl anlatıyordun? Yolda gidiyorsun. Adamla yani. bir şey soracaksın. Nasıl, ne yapıyordun mesela? Çok çok zor oldu gerçekten. Biz Kemal'e çıkıyorduk bir sabah evden. Arkadaşımız orada, burada mısınız öğleden sonra diyor. Biz anlamıyoruz. Bir yarım saat bu konuşma oldu. Burada mısın? Biz anlamaya çalışıyoruz.
burada mısınız? Hani o kadar, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Peki bunları nasıl anlaşıyordunuz? Derdinizi nasıl anlatıyordunuz? Bizim bir arkadaşımız vardı, Boşnak. Türkçe biraz biliyordu. Cenan. Hani, tanıyor musunuz Cenan? Cenan'ı. Cenan'ı tanımıyorum. Evet. Tanışmadık herhalde. Evet, olabilir. O bize yardımcı oldu. Eyvallah, onun O. sayesinde. Evet. Malik, sen peki geldin, Türkçe bilmiyordun. Öğreniyorsun yavaş Evet. yavaş. Sen de yurtta Aynen. kaldın sanırım. Aynen, yurtta kaldım. Anadolu Gençliği Derneği'ne ait bir yurt var. Türkiye bursları orada yerleştiriyor. Orada kaldık. Evet, geldin, Türkçe bilmiyorsun. Yurda yerleştirdin. Aynen. Derdini nasıl anlatıyordun? Ya şöyle, orada bir yurtta birkaç arkadaş vardı, yabancı arkadaş. Onlar da Türkçe bildikleri için, daha doğrusu Türkiye'de bizden daha fazla kaldıkları için, onlar da yardımcı oluyorlardı baştan öğrenene kadar. Yani dertlerimizi onlar anlatıyoruz. Onlar da gerekirse yapıyorlar. Ne gerekirse yapıyorlar, sağ olsun. Peki başından geçen genelde şöyle oluyor. Bazı ülkelerde kullanılan el hareketleri ya da mimikler bizim Türkiye'de Aynen. farklı anlama gelebiliyor. Senin bu konuda yaşadığın ilginç bir olayın var mı Malik? Şöyle, bizim da kültür açısından hemen aynısı olduğu için, yani bir farklı hareketler yok yani genel olarak. Ama tabii bizim Afrikalı birkaç arkadaşlarımız var. İran'dan da aynısı. Onlarda da tam tersi oluyor. Manası olarak tam tersi oluyor. Ama yani hiç böyle bir olay olmadı yani. Karşılaşmadım öyle bir şey. Ya iyi, özür etmişim. Peki komik bir anım var mı hiç? Sorayım sana. Ya şöyle söyleyeyim. Yani genel olarak insanlara tabii meraktan dolayı Libya'yla ilgili birkaç soru soruyorlar. Biliyorsanız Kaddafi ile ilgili. Mesela hani atıyorum, burs veriyor, doğuştan veriyor size aylık 500 dolar bilmem ne. O muhabbetleri bazı insanları, hani farklı haberler, yanlış haberler okudukları için öyle meraktan soruyorlar. Yani biraz bazı zamanda da komik geliyor. Çünkü arkadaş ortam yanında bazı abiler de soruyorlar. Atıyorum yanında bir Yemenli var, Somalili var. Onlar da daha iyi biliyorlar o bilgileri. İşte bazı abiler de soruyorlar, mesela Libya'da şöyle verilir, İşte Libya'da benzin bedava, Libya'da falan. Bunlar da biraz yani komik gelir yani bazı zamanda. Yani diyorsun ki Libya'da bizim hakkımızdan bizden daha fazla şey biliyormuş gibi bize Libya'yı anlatıyorlar. Tabii onlar da meraktan, onlar da haklılar da, şöyle söyleyeyim. O da bizim Mesela maalesef şu sosyal medya çağında ortada o kadar çok bilgi kirliliği var ki. doğru diyorsanız, şöyle bir şey var mesela. Ben Türkiye'ye gelmeden önce mesela atıyorum Yemen için ve Somali için farklı haberler okudum. Şimdi yurtta kaldığım için Yemenli ile buluştum, Somali ile, Suriyeli ile. Onların aşçısından sorunları, yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir bilgi aldım. Şimdi sizin zamanınızda siz bir şey başlatmıştınız Cevat. Uluslararası öğrenci ne demek? Sizden sonra daha çok gündem olmaya başladı ve 2010'dan sonra iyice uluslararası öğrenci sayısı çoğalmaya başladı Türkiye'de. Yani siz bazı şeylerin ne diyeyim örnek oldunuz. Bazı sıkıntıları siz çektiniz. Şimdi malikler de o sıkıntılardan biraz bir nebze arınmış oldular. Bu da sizin sayenizde oldu. Kolaylaştırdılar. Oldu. Yani siz kolaylaştırdınız. Şimdi bizim biz bir milletiz sloganı. Az önce şimdi Malik dedi işte farklı ülkelerden arkadaşları yurtta tanıdım diye. Sen de aynı şekilde farklı ülkelerden arkadaşlarla Cevat evde kalmıştın. Gerek Sudan'dan gerek Tacikistan'dan. Sen Evet. de Türkiye'de tanıştın herhalde bir sürü kültürle. Evet. O yüzden biz bir milletiz demiştik. Sonra biz dedik ki Türkiye Mezunlar Derneği şöyle bir şey söylemişti. Türkiye'nin gönüllü medeniyet elçileri. Yani siz aynı anda Türkiye ve ülkeniz arasında bir köprüsünüz. Bundan yola çıkarak Mali'ye sorayım. Sen şu anda TİKA'da görevlisin. Öyle olduğunu Evet. söyledin. Aynı anda iki ülke arasındaki işleri de takip ediyorsun. TİKA olarak bize kısaca ne yaptığınızdan bahseder misiniz Libya'da? Şöyle söyleyeyim. Yaptığımız projeler mesela Ramazan şehrinde işte gıda bakıt dağıtımı gibi, temizlik dağıtımı, Ramazan sofraları gibi. Ramazan'dan sonra eğitim açısından bir PLC Lab'ı kurduk bir tane Mısrata Üniversitede. Bu eğitim sektörü
sayılır. Bir de burada elektrik de çok fazla kesildiği için Mustafa Üniversitesi'de güneş enerji sistemi montaj ettik. Orada yani işte temin ettik daha doğrusu. Başka bir spor açısından şöyle diyebilirim. Bir tane futbol spor klubu var burada. Onların için bir fitness salonu temin ettik. Öyle ne gelirse projeler onlara değerlendiriyoruz. Hangisini Libya halkı faydalanırsak, hangisi çok fazla kişilere dokunabilirse onu onda alıyoruz. O şöyle söyleyebiliriz o zaman. Bu oradaki TİKA kurumu için ya da diğer Türkiye devlet kurumları için siz onlar için güzel bir şans mı diyeyim artık? Aynen, hibe. hibe ya da vefa yani. Diyelim. Sen Libya'yı bilen biri olarak, Türkiye'yi bilen biri olarak. Aynen. Orada TİKA'da kolayca görevleri yerine getirebiliyorsun ve birçok şeye vesile olabiliyorsun. Aynen. Belki raporlandırıyorsun TİKA'da senin gözlemlerinle tabii oraya ki yardımcı oluyor. Aynen. Sağ olsunlar. Cevat da sana benzer bir görev yapıyor ama o kendi yerel belediyesinde belediyeler arası bir anlaşmalar yapıyor. Doğru mudur Cevat? Evet. Kardeş belediye, onu bir anlatır mısın bize? Kardeş belediye mi oluyor? Nasıl oluyor Bosna Hersek'te çalışmalarınız? Biz Haçlıçı Belediyesi olarak Türkiye'de 3 tane kardeş belediyemiz var. İstanbul'dan Bahçelievler Belediyesi, Konya'dan Meran Belediyesi ve Kayseri'den Hacılar Belediyesi. Birkaç proje uyguladık kardeş belediyeleriyle. Haçlıçı'da merkezde bir büyük bir park yaptık. Haçlıçı Meran Parkı adı verdik. Sağlık ocağı yaptık. Ondan sonra 72 metre kare büyük bir devlet bayrağı astık kardeş belediyeleriyle. Ve böyle düşünüyorduk. Hani ben belediye başkanına bazen tercüme yaptım ve onların konuşmaları da duydum. Hani katılıyorum da Türkiye'de 100'den fazla belediye var. Ya da İstanbul'u düşünsek 15 milyondan fazla kişi yaşıyor. Bizim burada 1,5-2 milyon dediğimiz olarak. Ama pek fazla bu hani bir bağ yapamadık. Arkadaşı biraz önce dediğim TİKA'daki yaptığı işler, TİKA Bosna Hersek'te de bulunuyor. Ama evet. TİKA'nın yaptığı projeler hani bence daha güzel projeler yapılabilir. Evet, yani TİKA'nın yaptığı projeler gibi siz de daha güzel projeler yapabilirsiniz. Diyorsun. Yapılabilir. Hani sadece böyle kültür ve yardım kalmıyor. Hani bir fabrika yapalım, bir şeyler yapalım o şekilde. İnsanlar çalışsın. Bir şekilde vesile olursunuz. Bu programı dinleyenler de inşallah böyle şeylere vesile olabilirler. Yani sen diyorsun ki Bosna Hersek'in kalkınması için kültür önemli fakat bizim burada üretime de ihtiyaç var. Hani biz nasıl diyeyim, hani Türkiye bize yardım etsin demiyoruz. Türkiye iş yapsın Bosna'da. Ben bize diyorduk ki balık hani, vermesin, hani, balık tutmayı göstersin. Hani meşhur. Yani biz beraber çalışalım. Beraber çalışalım, onu istiyoruz gerçekten. Bizim umudumuz sadece Türkiye, hani bağ olarak, Müslümanlar olarak. Biz Avrupa'dan Müslümanlar yok yani. Bizden zaten nefret ediyorlar burada. Katliam Srebrenica'da yaptılar. Biz onlardan bir şey beklemiyoruz yani. Bizi seviyorlar, bir şeyle yapacaklar ya da Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Öyle bir şey yok. Umarım bizim sadece Türkiye ile olmalı. Başka çare yok. İnşallah güzel projeler olur Bosna'da da. Dediğim gibi üretime dayalı boşluklara yardımcı olacak projeler yapılır. Ben Mali'ye dönmek istiyorum. Malik, son olarak programı da sonlandıralım diyorum. Son olarak söylemek istediğin şeyler nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Bir kısaca bir mesajım var. Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilere ve Türkiye bursları üzerinden kazanan adayların için Türkiye'de bulunduğunuz süre içerisinde vaktiniz en ekonomik şeklinde kullanılarak eğitim hayatınızı yüksek dereceyle tamamlayın. Gerekirse lisanstan sonra yüksek lisans ve doktora kadar da tamamlayın. Bunun dışından, eğitim dışından Türkiye bulunduğunuz süre içerisinde başarılı kişilerle
ve başarılı kurumlarla güçlü ilişkiler kurarak ülkenize döndüğünüz zaman da bu kurumların tecrübeleri ilgi aktarmaya çalışın. Ve son olarak da Türkiye ve ülkeleriniz arasındaki gönüllü olarak gerekirse kubru ve elçilik görevi tavsiye ederim herkese. Mutluluklar dilerim onlara, başarılar dilerim. Ben teşekkür ederiz Malik. Yani diyorsun ki üniversitede sadece üniversite okumak için gelmeyin. Onun dışındaki farklı kurumlar, dernekler, STK'lar, devlet kurumlarıyla da ilişkinizi güçlendirin. Ki hem Türkiye'yi bilin hem de kendi ülkenizi iyice araştırın. Ki senin gibi bazı şeylere vesile olabilsinler. Doğru mudur? Bunu mu tabii? Aynen. Gönüllü elçilik tavsiye ederim özellikle. Teşekkür ederim Malik. Nevat, sana dönelim. Senin son olarak söylemek istediğin direkt temenni. Ben de bir mesaj söyleyebilirim bu şekilde. Hani biz belki de alt planlar olduk. Hani Bosna'dan Türkiye'ye giden ve oraya Türkiye'de üniversiteyi kazanan kişiler. Ama şimdi giden kişiler hani daha iyi çalıştılar. Ve biraz önce söylediğim gibi bu Türkiye ve Bosna arasındaki bağı bir şekilde hani daha güçlü yapmamız gerekiyor. Bizim bu aslında sadece Türkiye-Bosna için değil, her ülkeden gelen öğrenci için geçerli. Bu konuda bize de Türkiye olarak çok büyük görevler düşüyor. Hani arkadaşlar buraya geldi bitirdi ama ondan sonra da onlarla irtibatımızı devam ettirmeliyiz. Farklı projeler getirmeliyiz. Biz ona projeler sunmalıyız. Onlar bize projeler sunmalı. Böylelikle hem bağ kuvvetlendirmeliyiz hem de irtibatı canlı tutmalıyız. Ben programa katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkürler size. Ben Bosna Hersek'e hem Libya'ya Malik teşekkür ederim. Memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Bosna'ya davet ediyorum. Sizi de arkadaşı da hani yerde görmek. Bir nasip olursa Ramazan'dan sonra evlilik olacak da ben evleneceğim. Duna davet ediyorum sizi. Mumkunsa eğer gelebiliyorsunuz. Şimdi Malik bize düğününe davet ediyor ekibimizi. Cevat da balayını Bosna'ya davet ediyor diyelim. Şimdi Libya'dan gelmek kolay galiba. Bosna'ya gelmek öğrenci de var Libya'dan Bosna'ya sekte biliyorum. Aynen. Bunu bir ara organize ederim. Malik inşallah tamamı neredesin? Bu arada Cevat'ta evli iki tane çocuğu var. Ondan bahsetmeyelim. Sevgili seyirciler, bir programımızın da sonuna geldik. Hem Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği hem de TÜMET Uluslararası Mezunlar Derneği'ne teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar ya da hayırlı geceler diyorum. Saat orada kaçsınlar. Aynen, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar, akşamlar. Teşekkür ederim. Tekrar katılmış bu keyifli programda. İnşallah bir gün tekrar bir yerde karşılaşmak üzere. Allah'a emanet. İnşallah. Allah'a emanet ona. Haydi görüşürüz.